Hocam programımızda şöyle bir köşemiz var. Linç et diye bir köşemiz var. İnternet. Aa, evet. Benim hayatımda da var öyle bir köşe. Gerçekten hocam değil mi? İnternet yani dijital dünya ile ilişkiniz, sosyal medya ile ilişkiniz ne boyutta hocam? Çok serin, çok serin. Yorum okumayarak geçiriyorum. Çok okuyorum. Diye düşünüyorum, sonra okuyorum tabii. Evet. Ya şimdi mesela işte 50 tane sağ olsunlar övgü var, bir tane olmamış var. Akşama kadar onunla geçiriyorum, olmamış. Acaba haklı olabilir mi diyorum. Bakıyorum diğer 50 kişi makul insanlar değil herhalde diyorum falan. Ya bu çok... yani herhalde eskiden de bizle ilgili herkes de bayılmıyordu. Bir şeyler söylüyorlar da biz duymuyorduk. Şimdi direkt kendimiz bir sayfa açıyoruz. Burada diyorsun... Bana küfür. Daya, döşe, ne yapıyorsan yap yani. O yeni bir imkan oldu evet. Ama oluyor tekamülde şeydir yani. Güçlendiriyor insanı bence. Evet bir, gerçekten de hocam ona göre bazen de çok hani olumlu da oluyor. Hani yorumları güzel yorumlar olursa da bizi bu köşemizde... Bir tanesi dün okudum. Eğer diyor bir dahaki filminde beni oynatmazsan onu seyretmeyeceğim. Ya bir seyirci kaybettim ya bir oyuncu kazandım. Bakacağım. Bakacağım duruma. Evet gelsin bakalım Yılmaz abimizin ilk linçi. Hadi bakalım. Bizimkiler tatlı hocam. Çok mu sert konuşuyorlar? Yok ama. Yok. Yılmaz Erdoğan vegan olmuş. Onun yediği eti biz sülalece yemedik. Bu saatten sonra olsa ne olur? Yani bu sert. Benim yediğim dolmaları ne zaman saydın sen? Bunu not alın. Retweet yapacağım bunu. Hocam bir vejetaryen olduğunuz bir dönem oldu. Evet, 3 yıl kadar. 3 yıl kadar oldunuz. Biz evet. De bir denedik. O sıra bizi etçide yakaladınız falan. Öyle bir anlat. Evet. İbo ile etçide yakalandık. Evet. Tam sıcak tereyağı döküyorlar. Ya sonra ben... Ya bu uçların hiçbiriyle benim aram yok ya. Yani onları deniyorum, bakıyorum falan ama... Ortası bir yer. Ben merkezi biriyim ya. Yani her şeyin ortası çok... Onu tutturmaya çalışıyorum. Böyle keyfeteryan diye bir model buldum şimdi. Çok az... Minimal et yiyerek bir şey geçiriyorum. Hani böyle bunları görüp de beni bir kebapçıda gören arkadaşlar da şey yapmasınlar hemen. Instagram'dan yine linç şey olmasın. Linç olmasın. Ama öyle bir yol tutturdum şimdi. Yani. Ama bir 3 yıl hiç yemedim. Evet gelsin bakalım yenisi. Sana sesleniyorum Yılmaz Erdoğan. Otlu peynir kokusunu nasıl bu kadar romantik bulabilirsin? Romantik bulmadım. Severim harca kokusunu da ben... Şiirde beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu diyorum. Sınıf arkadaşlarım da romantik bulmamışlardı bu kokuyu. Çünkü o zaman öğretmenler diyordu ya kokan şey getirmeyin falan. Evde de bizim kokmayan bir şey yoktu. Çünkü bize her sene bu kadar bir teneke peynir gelirdi. Biz bütün şeyi onu yerdik. Dolayısıyla okula götüreceğim bir şey yoktu. Aslında öğretmenler onu köfte möfte getirmeyin. Hani yiyemeyen arkadaşlarınız var. Beni kastediyordu. Onları hani şey yapmayın diye... Ama herkes de şunu hatırlıyorum. Bir de senenin sonuna doğru o biraz daha böyle bozulur, küflenir. Yani küflü peynir de yani yenir, güzel bir peynir olur ama koku yoğunlaşır tabii. Ben daha okula bir 300 metre kala herkes aa Yılmaz geliyor diyorum. Bu lise... Romantik değildi bebişim. Lise yılları değil mi hocam? Ortaokul. İlk, orta, lise hepsi. Ya şeyde şöyle bir şey bulduk hocam. Ver bakalım sıradakine. Belirli yaş üstüne öz çekim yasaklanmalı, çocuklar için korkutucu olabiliyor. Öyle mi? Ne var ki? Kulaklarım görünmüyor. Hepsi kadar. Buna niye korkuyorsun ki? Hocam Instagram'da... Ben bu bölümünüzü çok sevdiğimi zannediyorum. Ayrıca bende daha iyi linçler var. Bilsem yanıma getiririm. Ama hocam şöyle bir şey var. Sizin Instagram'da ekrana bakıp aniden bizim de böyle bakınca... Böyle selfie'leriniz var. Neden yapıyorsunuz bunu yani? Yapmıyorum şimdi. O ilk bir Instagram önce heves ettim. Mecburi zannettim. Mecbur? Böyle bir şey mi? Hayır ben... Ben bakıyorum korkunç bir şey göremiyorum. Yahya fil. Hocam bize niye... Belli bir yaş üstü. Adam geçirmeyi kafaya koymuş. Belli bir yaş üstü. Kaçmış o belli yaş? Bana bunların adresini bulun ya. Ya ben hiç hoşlanmam eleştirilen de.
Ben başkasını eleştirmeyi severim. Yani. Sondakine de kulağınız yok dediler değil mi hocam? Son selfie'deki şeye de. Evet, o bir yanlış anlama oldu. Kulağım görünmüyor, var. Kol mesafesinden çekince görünmüyormuş. Ben de bu yeni çağ gelince anladım. Yoksa uzun zamandır kulağım var, iki tane. Benim şahsım kendi kulağım. Evet, devam et. Bence tatlıyım ya burada. Niye şiir yazmıyorsun? Çok mu param var? Tevbe estağfurullah. Şunu da sorabilirdim. Bu kadar param var, niye şiir yazıyorsun da diyebilirim. Çok seviyormuş hocam sizi. Biz ulaştık bu kardeşimize. Aslında bu linçteki insanlar ulaşıyoruz biz. Ulaşın çok... bana da adresini. Adresini veriyoruz. O yolladığı mesajı göstersenize Erden'in. Aslında linç konusunda böyle söyleyemeyeceğin şeyi yazma üzerinden bir önermeyle yapıyoruz hocam. Onu ispatlayacağım. Güzel bir şey, evet. Ver bakalım. Maalesef buraya çağırdık da kendisini. Maalesef dostum İstanbul'da değilim. Yılmaz Erdoğan'ı çok severim. Kalemi her zaman yüreğimize dokunmuştur. Maksadımız linç değildi. Özlemimizi dile getirmekti. Programı izleyeceğim. Selam iletirseniz sevinirim. İyi çalışmalar. Sağ ol Erdi'ciğim. Erdi böyle. Zaten söylediği şey özünde iyi de para benim hiçbir nerede görsem hoşuma gitmeyen bir konu. O yüzden. Ama söyleyeyim herhalde 1-2 ay içinde şu film süreci geçince şey hazırlandı, dizildi. Yeni şiir kitabı çıkıyor. Albümle be yani okuyacağım da. Sıradakini alalım. Ben şimdi Erdi'ye şiir mi göndereyim, param ben anlamadım. Şiir ederim. Yılmaz Erdoğan, Allah aşkına bıyık bırak abi. Bıyıksızken gördüğümüz o dudaklar falan, lütfen bıyık bırak. İstirham ediyorum, bırak. O oradaki kimse bıyık bıraksın tabii. Çok az bıyıksız gördük size hocam. Evet, bu nereden bulduysa bilmiyorum. Denk gelmiş. Devam et. Geç, devam et, geç. Geç. Köyceğiz şiirini paylaşmışsınız hocam. Sanki yeşil yeşil yarıştık da turuncu geldik renkler içinde. Biri altına güzel ama anlamadım yazdım. Güzel olduğunu nereden anladın? Güzel hissiyatı vermiş ama anlamamış. Yani. Tamam. Tam da şiirin yapması gereken budur. Güzel ama ben tam anlamadım. Doğru. Hani bu. Hocam bir şiirin şairi... Köyceğiz'e git bir bak anlarsın ne demek istedim. Ben tam onu soracaktım. Yani bir şiirin şairi buradayken şairimiz burada ne anlatmak istiyor? Direkt şaire sorsam ben. Burada ne anlatmak istediniz hocam? Şimdi bir şiiri berbat etmenin yolu onu böyle izah etmek. Onun için ne senin için ne kardeşim için bunu yapamam. Tamam. Güzelse anlamışsındır. Anlamadıysan güzel değildir yani. Ben anlamadım diyeyim. Ben neyse. Tamam hocam. Şimdi dudaklım şiir. Ya hissedilen bir şeydir. Köyceğiz'e gidip şöyle bir manzaraya baktığında o turuncu yeşil karmaşasında ne demek istediğim anlaşılır ya da bana bunu söyleten Köyceğiz. Gidip Köyceğiz'e sormak lazım. Ne bileyim. Bazen ben de anlamıyorum yazdığım şey. Devam et. Size de Yılmaz Erdoğan ne söylerse söylesin sanki şiir okuyormuş gibi geliyor mu? Yoksa sadece bana mı öyle geliyor? De ayrı mı? De evet ayrı. Ama artık onu bence onu kabul edelim. Türk Dil Kurumu'ndan söylüyorum buradan. Evet. Bu değerler ayrı yazılmaz. Çünkü kimse yazmıyor. Ama bu linç değil. Övgü gibi durdu bende ama. Hocam tamam. Yani şey övgülü linç gibi. Yani evet. Gerçekten yani siz ne söyleseniz böyle sen bir dümdüz bir şey söylese çok anlamlı oluyor. Bazen sadece böyle... ben değil Safa da söylese ölüyorum. Evet şu an Safa da onu kullanıyor. Aynısını da yapabilirim. Gerçekten bu ses tonunuzu böyle bir keşfettiğiniz, aa insanlar benim ses tonumdan etkileniyor falan böyle bir anı var mı hocam bunun? Merhaba falan böyle bir şey oldu mu? Yani bu doğuştan olan bir şey değil çünkü genellikle ben böyle konuşuyordum o zaman. Dudak tembelliği vardı böyle. Şey yapıyordum yani. Fazla şey yapmıyordum yani. Sonra tiyatroya başlayınca dediler ki oğlum senin dediğin anlaşılmıyor. Biraz daha dediler artikülasyon yapacaksın falan. Ben de öyle çalışa çalışa. Hala bazen sabahları kahvaltı sırasında ne dediğim çok anlaşılmıyor. Oğlum onu götürün götürün falan. Anlaşılmaz yani. Vallahi yolun başında böyle bir ses durumu yoktu. Sonradan oldu. Belki şeyden de olabilir. Hep güzel şiir okumak istedim ama. Hani başka ustaların da şiirlerini. Başka ne vardı? Burada Kıvanç Tatlıtuğ'a... Ama benziyor gerçekten. Kıvanç Tatlıtuğ Engin'i böyle ya bir tane genç kız bir şey atmış. Neden Kıvanç'ı böyle çirkin yapıyorsun sen her seferinde? Dedim kendi yaptı ben yapmadım ya. Peki senin abi sosyal medya kullanımın nasıl?
İyi. Yani seviyor musun insanlarla paylaşmayı? Ben her sabah böyle günaydın mesajlarıyla başlıyorum zaten. Etkinlikleri daha fazla paylaşıyoruz biz. Hikayelerde de işte gittiğim, yaptığım, yani böyle hani paylaşabileceğim mahremimi çok fazla paylaşmıyorum zaten ama işte mesela burada oldum, buraya paylaşacağım. Gittiğim, gezdiğim yerleri, kitap paylaşımları yapıyorum. Çok linç yiyor musun? Tabii tabii. Tabii. Artık herkes normalleşti. Ya benim söylediğim her şey, yani ister istemez ya adımdan dolayı linç yiyorum. Ya insan böyle bir kitle var ama bir şey dese de linç atayım diye bir kitle var yani. Oturuyor böyle akşama kadar bekliyor. Eser bir şey yapsa da konuşsam, aşkım bir şey yapsa da konuşsam. Ver bakalım aşkım kapışman linçini. Ver abi. Bakalım neler oluyor, nasıl yorumlar geliyor sana. Evet, aşkım kapışmak. Bana itici geliyorsun. Ama sevgilim çok beğendiği için düşüncelerini ben de beğenmiş gibi yapıyorum. Bu çok oluyor, doğru evet. Çakala bak. Aynen. Değil mi? Böyle şeyler geliyor mu? Beni genelde erkekler çok rahatsız oluyor benden. Erkekler senden niye rahatsız oluyor? Çünkü kadınlar ve kız arkadaşları ya da duyduğu okuduğu her şey kitabı götürüyor. Bak şunu oku falan diyor adam. Nefret okumayacağım diyor. Nefret ediyor. Ya da mesela yolda çok karşılaşıyorum onunla. Ya kişi sevgilisi de geçiyor yanından geçerken. Aa aşkım diyor. Yanında da adam var. Yani düşünebiliyor musun bir adama aşkım etmesi ciddi rahatsız. Abi isimden evet yani. İsimden oluyor. Videoları atıyorlar WhatsApp'tan. Dinle işte bak ne anlatıyor adam filan diye. Adam erkekler biraz rahatsız. Biraz uyandırıyorsun gibi de o yüzden de değil mi? Ya ama kadınlar okuyor en çok memlekette. Evet. İşte o yüzden kitap okuyan kadın. İşte kadınları uyandırıyorsun. Evet erkekler de böyle kalıyorlar. Yani onlar uyanamıyorlar konuya. Ya erkekler de şunu yapıyor. Sen oku bana anlatırsın. En kutlayı. Devam et. Aşkım kapışmak insanmış. Ben yarışma gibi bir şey sanıyordum. TV'de sakallı filan bir adammış. Çok güzel isim değil mi ya? Ben 4-5 sene önce kitapçıya gidip aşkım kapışmak var mı diye kitap ismi zannediyorlardı. Sonra tiyatro ismi zannettiler. Şimdi de yarışma zannediyorlar. Yarışma bence çok iyiymiş ama. Aşkım kapışmaya hoş geldiniz. Evet, devam et. Bazen durup dururken içimden aşkım kapışmak diyorum. Ya, çok saçma ya. Oh aşkım kapışmak. Bir huzur veriyor gerçekten. Böyle P'si, Ş'si, aşkımı. Böyle çok güzel ya isim harbiden. Soyadında da aşkım var biliyorsun değil mi karı? Evet. Evet. Ne var? Soyadının içinde de aşkım. Aşk ortalarında şifreli. Evet, evet. İsmin aşkım kim koyuyor? Rahmetli anneannem koyuyor. Anneannen. Soyadım da işte kapışmaz orijinali ama ZK oluyor nüfus memuru. Ortaya böyle çok güzel. Başka meslek yapman gerçekten çok zormuş. Gerek yok, evet. Aşkım kapışmaksın düşün. Hani ne yapacaksın ki abi? Yani mecburen aşkla ilgili kapışacaksın. Evet. Devam et derim. Samimiyet her insanda olmayan değerdir yazmışsın. Biri arkadaşlar ben bu sözü okudum başka bir yerde. Demiş. Buldum arkadaşlar. Aşkım yazmış onu da ya. Çok güzelmiş. Devam et abi. Bunu paylaşmışsın. Nasıl güzel bir yerdeyim böyle. Gezip gezip insanları özendirmek doğru bir davranış mı? Malatya'ya da bekleriz. Çok iyi ya. Çok güzel ya. Ya öyle bir kitle var evet. Çok tatlı ya. Yalnız... Tam sövmek istiyor ama seviyor da. Malatya'ya da beklemek istiyor. Devam et. Sizce bu ikili neden bir yere gelmiş olabilir demişsiniz Nügün Bodur'la. Yusuf demiş ki kadını tanımadım da seni de tanımadım kardeş. Keşfetten geldim ben yazdım. Ya bu keşfet olayı çok enteresan değil mi abi? Instagram'da böyle akıyorsun. Bilmediğin bir yolculuğa çıkıyor insanlar. Ya neler nereye gidiyor ne olduğu belli olmayan bir şey yani. Abi. Keşfetten senin bu fotoğrafına gelmiş çocuk ya. Çok güzel. Devam edelim. Elma dersem çık kitabı matbaadan çıktı. Her gün Instagram'da bedavaya bir saat yazı okutuyorsunuz zaten. Bir de para verip kitabınızı almak. Gerçekten çok fazla şey paylaşıyorsun. Yani evet. Sen bayağı uzun mesela gündüz ya da gece düzenli uzun yazılar paylaşıyorsun. Kitaptan bölümleri paylaşıyorsun falan. Bu böyle bir dezavantaja dönüşebilir mi sence? Ya ilk zamanlar belki dediğin doğruydu. Yayın evi de uyarıyordu ilk yıllarda ama şimdi çok o kaygıda yaşamıyorum artık açıkçası. Bir de sabahları kitaptan değil de böyle ya o günaydın motivasyonu iyi oluyor insanlara. Hani kendine gelmek için. Video da koyuyoruz ediyoruz ama
Bir kesimde var, niye fazla paylaşım yapmıyorsun diyen mesela. Şimdi bu eleştiriyor, bir tarafta daha çok bekliyor. Ya ben biraz içimden geldiği gibi davranıyorum. Yani o kitle yönetsin istemiyorum çok fazla. Gelsin sıradaki. Kapışmak ya da kapışmamak, bütün mesele bu. Çok güzel bir şey.